İlk yarının son iki haftasında bariz bir düşüş yaşayan Torku Konyaspor, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Torku Konyaspor golü hızlı buluyor. Dakika 3 Ahmet Karaman. Mücadeleyi iyi başlayan Torku Konyaspor, 28. dakikada Yılmaz'ın attığı golle farkı 2'ye çıkartıyor. Ahmet'in açtığı gol perdesini Torku Konyaspor adına 42. dakikada Yunus Emre Yalçın kapatıyor. ...18 Kasım Pazartesi oynanan mücadelede Tuğba Güneş Atay düdük çalıyor. Maçın tek golünü 68. dakikada Torku Konyaspor adına Ahmet Karaman atarken Yunus Emre de sarı kart görerek ben de buradayım diyor. Uzun süredir gol sıkıntısı çeken yeşil beyazlı ekip 13. dakikada Fatih İrenci'nin attığı golle öne geçiyor. Alanyaspor'u kendi sahasında hapseden Torku Konyaspor'un ikinci golü ise 41. dakikada Yılmaz'dan geliyor. Dakikalar 35'i gösterdiğinde penaltı kazanan Kartallar, Abdülkerim'in kullandığı penaltıyla farkı 3'e çıkartıyor. Ben forvet oyuncusuyum, stoperde oynayan Abdülkerim'le aramda fark olması lazım. O bir gol atıyorsa ben iki gol atarım diyen Fatih İrenci, ilk yarının son dakikalarında tekrar sahneye çıkıyor. İkinci yarıda oyuna dahil olan Faruk, mücadelenin 60. dakikasında fileleri havalandırıyor. 53. dakikada oyuna giren Fatih Görücü ise 90+2. dakikada gol perdesini kapatıyor. Altı birlik Alanyaspor galibiyetinin ardından yüksek bir moralle Adana'ya giden Torku Konyaspor, 58. dakikada Yunus Emre ve 90. dakikada Ahmet Karaman'ın attığı gollerle mücadeleyi tamamlıyor. Torku Konyaspor ligin ilk yarısında Adana Demirspor'la oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak puan kaybetmişti. 17 Aralık Salı günü oynanan rövanş mücadelesinin 33. dakikasında maçın tek golünü Torku Konyaspor adına Fatih Görücü kaydetti ve takımına 3 puanı getirdi. Torku Konyaspor Medikal Park Antalya Spor'la liderlik maçına çıkıyor. Yıl boyunca suskun olan Celal Hanalp mücadelenin 27. ve 30. dakikalarında gol atıp takımının final grubuna kalmasında büyük rol oynuyor. Ligin ilk yarısının son maçında 3-0'lık farklı bir skorla rakibine üstünlük sağlayan Medikal Park Antalya Spor, A2 Ligi 5. grubun son maçında 2-1 yenilerek liderliği Torku Konyaspor'a kaptırıyor.